Yani diyeceğim odur ki İfa annem, bu gelin başını bir dalgalı saç mı kullansam yoksa böyle klasik bir topuz mu yapsam İfa annem, karar veremedim. Fesubhanallah. Fesubhanallah. Yavrum, düğün için bana mı sordunuz ki şimdi saç için fikir alıyorsunuz? Kızım, söyleyeceklerim bitti mi? Bizim çünkü saatli restoran şeyimiz var. Rezervasyon. Onun için kalkalım artık. Hadi. İş işten geçti oğlum. Böyle ufak numaralarla hiç benim gönlümü falan alamazsınız. Bunu da bilin yani. Hadi iyi akşamlar. Anladın mı Selin? Ha? Bil bunu yani, bil. Duydum ama anlamadım ben. Tamam Selin, tamam, of. Bittim ben, bittim. Bittim, gaz oldu bak, gaz oldu bak. Bak, oh, sanayi tüpü gibi oldum ya. Oh. Allah'ım, ne zor bir gün ya. Ay, Volkan, söyler misin? Ben bu gece nerede kalacağım? Ya Selin, bırak şimdi bunu 2 dakika ya. Ben bittim diyorum sana ya. Ya şu halime bak, ortada kaldım böyle. Gidip toparlanmam lazım benim bir an önce. Selin'cim, başka şeyler düşün yavrum. Düğünü düşün. Gelinliğin üzerindeki taşları düşün. Karides kanepelerini düşün. He? Aa, annemler geri döndü galiba ya. Dur bakayım ben şuna. Abi, duyar duymaz geldim. Ömer abiyle kapıda karşılaştık. İkram var. Var abi, var, buyurun. Abi, artık benim para pul işini de hallederiz. Hani komisyon var diye ondan bahsediyorum. Tamam Sertaç, tamam. Selin'cim, ikram lazım. Bize meyve falan bir şeyler ayarla mutfaktan. Hadi yavrum. İkram var. Avat. Avat. Var abi, var dedik ya. Buyur ya Habibi. Şükran. Musiki var. Var abi, musiki var. Ben hallederim Ömer abi. İtimat abi. Var Ömer abi, var, var. Musiki de var, ikram da var. İstanbul cennet. Ömer abi, bu para işini diyorum. Euro veya dolar olarak da halledebiliriz yani. Para yok. Yarın. Yarın mı? Merhaba. Salam. Ne oluyor burada? İkram var, parti var. Siz niye böyle giyindiniz? Çünkü burada biz böyle komplecik kıyafet balası yapıyoruz. Eyvah. Ay, inanmıyorum. Bana niye haber vermiyorsunuz ya? Şekerim, şimdi şöyle bir durum var. Bu aniden gelişen bir olay oldu. Sen de Cem'le hani dışarıdaydın diyerekten... Başka kimler gelecek? Biz bizeyiz. Çok değerli arkadaşlarım, gecenin bu saatinde sizi buraya çağırdım çünkü aramızdaki tatsızlıklara bir son vermek istiyorum. Bir de tabii sosyal bir ortamda toplansaydık, böylece Şehsu yüzünden tatsızlık çıkabilirdi ve etrafı rahatsız edebilirdik. Tabii baba, bak, lafını bil de konuş. Fakir fıkaranın ekmeğine göz diken ben değilim, sensin. Mesaj verir gördüm seni. Ben hakkım olan istiyorum Şehsuvar. Bana edebiyat yapma sakın. Lütfen, lütfen, lütfen susalım, lütfen. Sanırım benim bulduğum çözüm hepinizi çok mutlu edecek. İyi, söyle de öğrenelim şekerim. Şimdi 800.000 YTL gerçekten çok ama çok iyi bir para. O konuda mutabıkız olun. Teklifim şu. Bu paranın yarısını hepimizin isminin olduğu benim vakfıma bağışlayalım. Diğer yarısını da 4'e böldüğümüz zaman kişi başı 100.000 YTL. Çok iyi para. Böylelikle... Şehsuvar evine alabilir. Fatoş daha ufak bir tekne alabilir. Kubilay'a da kefir için sermaye. Yapma be yaprak. Einstein gördüm seni tatlım. Ama sen 500.000 yeter almış oluyorsun. Ya evet biraz öyle olacak değil mi? Ben onun 400.000'ini vakfa kullanacağım. Satacağım sen de. Ya siz bunun hepsini bana verin, ben toptan vakıf için kullanayım. Şehsuvar isimli fakir ama potansiyel sahibi genci koruma ve yaşatma vakfı. Neyse ki bu vardı üniversitedeki tiyatrodan kalma. Önceden haberim olsaydı. Bu kadar mıyız biz? Canım diğerleri kostüm bulamamışlar, gelemediler. Zaten biz de son anda karar verdik böyle yapmaya. Merhaba Aslı ben. Salam. Salam. Biz tanışmamıştık değil mi? Ömer, Sertaç'ın arkadaşı. Arap kılığında. Gerçekten mi? Bak onu ben anlamamıştım Selin. Normal. Maşallah hep de rolünde yani salam falan değil mi? Tiyatrocu kendisi de ondan değil mi? Aa, gerçekten mi? Aa ne güzel. Ömer mektepli misin alaylı mısın? Aa, maktabli avat. Maktabli avat. Komik tip ama ya. Maktab. Ömer sen buralarda mı oturuyorsun? İkamet. Ha ikamet. İkamet nerede inşallah? Yan taraf. Yan taraf bizim sokakta mı? Aa, kiracı ban. Yan taraf daire. Nasıl anlamadım? Ay, kapı çalıyor ne acayip değil mi? Ay. Eyvah annemler geldiyse yanarız Selin. Oh, niye ki? Ya işte bizi böyle soytarı gibi görmesinler diye. Ne olacak ya? Selin delikten bak Selin, delikten bak. Salam. Cem gelmiş. Cem mi gelmiş? Açayım mı? Aç, aç. Açana kadar o çalar şimdi manyak zilleri döker, aç. Bir dakika açma şimdi. Ömer sen 2 dakika şöyle geçsene ben sizin yanınıza geçeceğim. Görürsün bakalım. Şimdi aç Selin. Maşallah, maşallah. Maşallah. Nerede bakalım benim şımarık sözlüğüm? Bu ne hal ya? Ne oluyor burada? Kıyafet bolosu abi. Kıyafet bolosu. 5 kişiyle mi? Artık böyle kendi çapımızda. Kendi aramızda. Ben ofistekileri de aradım ama toplantı yapıyorlarmış. Bilmiyorum ne toplantısı. Hı. Peki Selin, canım, bu ne kostümü? Sen ne oldun? Bu. Ha. Bu şey, süslenmekte olan kadının kostümü. Ne haber Cem? Bak Ömer'le tanış, tiyatrocu. Ne güzel. Merhaba. Salam. Tiyatro değil, oyun. Patrol. Ne kadar güzel ya. Bak rolüne girmiş değil mi şimdiden? Maşallah sana. Maşallah. Sürekli böyle acayip komik bir adam. Şehsucuğum, benimle başa çıkamazsın. Benim birçok avukatım var. Vay tabii blöfçü gördüm seni deyim ben sana. Ya sen avukatın ne yapsın? Biletin yarısı bende. Ay bir dakika Şehsu. Yani sen paranın hepsini bana verin ne demek istiyorsun ya? Biz seninle ortak değil miydik? Anam sen de biraz alttan al ya. Allah Allah ya. Araban var, evin var, dünyalığını yapmışsın. Gelmişsin benim gibi garibanın ekmeğine ortak oluyorsun ya. Neyse ben daha bir şey demiyorum ya. Tamam laf ağızdan bir kere çıktı. Ay yazıklar olsun sana Şehsu. Ben artık seni tanıyamıyorum. Evet Şehsu. Bence Şehsu haklı. Fatoş'un bununla ne alakası var? Aa! Biletin parasını veren benim, bileti alan Şehsu. Şehsu, gel sana son bir teklifim var. 600.000'i benim, kalanı senin. Benim vakıf ne olacak? Yok. Biz sizinle bir türlü anlaşamayacağız. Ortak bir noktada buluşamayacağız. Tabii anlaşamayacağız. Nasıl anlaşalım ya? Elimdeki avucumdakine el koydunuz ya. 200.000 veriyorsunuz. Ben ne yapacağım? Bunun ailesi var. Tanımadığım, sonradan ortaya çıkan dostu, eşli var. Paraları oraya ver. Elimde avucumda hiçbir şey kalmadı. Günahtır ya. Aşk olsun Kubilay! Aşk olsun Şehsu! Ya aşk olsun ya. Evet aşk olsun. Ya Kubilay arkadaşım, ver şu biletin yarısını birleştirip yakalım ya. Bu ne abi ya? 40 yıllık dostlar düşman oldu ya. Paran mı var, derdin var arkadaşım ya. Ver abi şunu, ver. Yakalım abi şunu ya. Yapma ya. Çok tiyatrocu gördüm seni. Yemezler canım. Ay be. Sertaç, delirecek bu herif beni. Tiyatrocu Aslı'ya da demiri attı ha. Uçacağım, çakacağım bir kafa şimdi ben bu araba. 4 tane yetmemiş abi. Ne yüzsüz herifmiş bu, ne açgözlüymüş bu ya. Evi yiyip bitirdiler be sabahtan beri. İkram. Kuruduk vallahi, kıtlıktan çıkmış gibi yiyor herif. Ne demek ya bu? Ne demek yani? Ayrıca kim bu herif? Tiyatrocu muymuş bilmem ne? Ömer arkadaşımız. Ayrıca da son derece kafa bir adam. Ben çok sevdim. Arap taklidi de çok komik yani. Gecemi kurtardı bir yerde. Güldürdü beni falan. Pardon, bir de şunu sormak istiyorum esas sana. Sen hangi resmi sıfatla bana bu kadar karışıyorsun Cem? Of! Yorarsın insanı değil mi Aslı sen? Ay yorulma o zaman sen Cem ya. Ben seni yormayayım, kusura bakma yani. Daha enerjik insanlarla gideyim takılayım o zaman. Sen yorulma. Ya Seydi, yorulmuşsundur. Hadi seni resistansına götüreyim ben. Aa, bir dakika ya, ne oluyor? Ya Seydi otur ya, maşallah. Eğleniyoruz, muhabbet ediyoruz şurada. Maşallah. Aslı, senin bir sözlüğün yok mu? Adam yalnız kaldı orada, kıskanmasın seni. Sana ne oluyor Volkan? Ya Seydi, gel ben seni yolcu edeyim. Durun ya, ne oluyor apar topar götürüyorsunuz Ömer'i? Aslı hanım şok müstesna. Bilhassa gözler. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Maşallah. Sertaç. Hadi Ömer abi, hadi ya Seydi, gel. Ayıp denen bir şey var ya. Aslı, içince sapıtır bu adam. Hadi Ömer abi, yarın görüşürüz, işlerimizi hallederiz değil mi? Sabah kahvaltı, ikram vesaire, her şey gelsin. Veledler bitirdi, bilhassa dolap bomboş. Ayarlarız abi, Volkan kardeş buradan getirir bir şeyler. Şükran. Ne demek abi, burası sizin bir eviniz. Burası da bizim. Yani abi, konukseverlik. Şükran. Hadi abi, güle güle. Volkan, tek taş yüzük ve akıllara zarar bir düğün istiyorum, tamam mı? Ayarlarız. Ay kızım, sen ne yapıyorsun burada tek başına? Ma. Evet sen. Ben televizyon bakıyorum falan. Ayol gidip evine yatsana. Evet olabilir ama şimdi ben üşendim biraz. O yüzden ben buraya kırılır yatarım yani. Sorun değil gerçekten. Anladım. Bana. Hayır yani mutfakta öyle bir tangur tungur yapıyorsun ki uyandım vallahi. Ben? Evet sen. Ben mutfağa gitmedim falan. Buradayım ya, hep oturuyorum. Tamam oldu. Sen şimdi orayı bir dağıtmışsındır ki. İşin yoksa topla. Ay vallahi bazen ne düşünüyorum biliyor musun? Evlenseniz de kendi evinizi dağıtsanız çok daha iyi olacak gibi geliyor bana. Of! Ben kişisel olarak mutfağa gitmedim. Tahsin! Efendim ne var? Aşk olsun yani. Sen bir gece gece kalkıp bütün yemekleri bitiriyorsun? Yok canım, ne münasebet. Aa ayol, ben de bir volkandan bir de fareden şüphelenip duruyorum. Sana özel rejim yemeği yapıyoruz Tahsin'cim, şu yaptığına bak. Canım bir şey yapmadım, alt tarafı biraz peynir şey ettim. Ya, her şeyi de ayarlamışsın ama. Ne? Banyoya gidiyor gibi yapıyorsun, banyonun ışığını da açık bırakıyorsun, sonra şu yaptığına bak. Ya ben açık bırakmadım, kendi açık kalmış. Voltaj zaten inip inip çıkıyor. Ay ne inip inip çıkıyor canım, olur mu öyle şey? Vallahi hiç beklemezdim senden böyle bir iradesizlik. Ya ben iradesiz falan değilim. Bir lokma peynir şey ettim, yedim. Sonra baktım börek kalmış orta yerde, kurumasın diye ondan da... Nerede o ilk coşku tabii. Ya ben bu Kubilay'ı ne yapacağım ya? Yarı yarıya paylaşsak desem, açıktan da bir $20.000 ver desem bana. Ha nasıl olur? Ulan ne aptalım ben ya. Niye cüzdanımı bıraktım evde ya? Selin'i gördün mü Şehsu? Görmedim Saadettin Bey. Artık bana böyle sorular sormayın ya. Ben her dakika burada olamıyorum Saadettin Bey. Niye? Ya bir miras olayım var da Saadettin Bey. Ya bu arada bu dergideki işlerimi biraz daha part time bir hale getirmek istiyorum. Yani kendi projelerime zaman ayırmak istiyorum. Ya mesela kitap yazmak istiyorum. Hindistan'a gitmek istiyorum. Bağlama çalmak istiyorum ama zaman yok ya. Miras mı kaldı? Tebrik ederim. Kimden? Ya orası önemli değil de. Şimdi Saadettin Bey, ben gazetenin ekonomi sayfasına bakıyordum. E tabi artık bundan sonra ekonomi sayfalarına bakmak lazım. Ben de bakıyorum haliyle. Şimdi orada şöyle bir şey gözüme çarptı. Siz bu donmuş gıda işini halka arz ediyormuşsunuz. Yani benim elimde de yatırım var. Diyorum böyle şartlarda anlaşırsak yani. Ben de bir yatırım yapmak istiyorum. Yani benim de bir faydam dokunursa eğer. Donmuş gıdayı biz halka açtık Şehsu. Bu senin söylediğin 2 ay önceki haber yani. Olsun, bunlar daha yeni uyanmışlar tabii. Olur mu öyle şey evladım ya? Ver bakayım şunu bana be. Evladım bu 2 ay öncesinin gazetesi bak. Nisan mı? Ne? Anam 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 anam. Ne oldu evladım? Ne demek bu ya? Bu eski çekiliş mi? Ne çekilişi ya? Anam 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 diyeyim, ben sadece size Saadettin Bey. Selin'i mi sormuştunuz? Selin'i ben arar cepten bulurum Saadettin Bey. Siz merak etmeyin. Anam 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 diyeyim ben ya. Niye geciktiriyor lan bu herif paramızı bizim ha? Dün gece gidiyordun kalp sektesinden. Aslı bir anda böyle ne oluyor burada diye sorunca kafayı yedim o an ben. Selin kurtardı Allah'tan. Kıyafet balosu balosu bir şeyler uydurdu, yırttık. Abi herif petrolcü. Söz senettir mantığına alışmış. Yani. Bak zavallı Selin. Dün gece bizde kanepede uyudu. Hayır bir ikramdır gidiyor yani. Evde ne kadar kahvaltılık varsa peynir, zeytin, kekmek, sucuk, mucuk... ...hepsini Selin'in evine yiyorduk ki veletler doysun diye. Vallahi daha kötüsü var abi. Ne o? Ömer abi kapıyı Aslı ablaya takmış. Ne? Ağırlığınca altın teklif etti abi vallahi. Olmaz deseydin lan, karşı çıksaydın. Irz düşmanı araba bak lan. Öyle dedim zaten abi. O zaman fiyatı siz belirleyin dedi. Bilhassa Aslı Habibi falan diyor abi. Lan Arap katili yapacağım beni Sertaç. Delirtme beni oğlum ya. Harbi mi diyorsun lan? Of, hepsi o Aslı yüzünden oluyor. Aklı sıra o uzunu kıskandıracağım diye fark etmeden yüz verdi araba. Yok tiyatrocu muyatrocu yaptı bilmem ne. Herif de gaza geldi tabii. Bilhassa Aslı, bilhassa ikram, bilhassa güzel bilmem ne. Of Allah'ım ne günahım vardı benim ya. Yok zaten olmaz o iş abi. Haremdeki diğer kadınlar hareme 5. kadının geleceğini duyunca isyan etmişler abi. Ömer abi öyle dedi. Aslı ablayla Selin yengeyi acayip kıllarmış. Hayır yani Tahsin daha dün gece bunun tartışmasını yaptı. Bu sabah yine kaşla göz arası dolapta ne var ne yok silip süpürmüş. Günahımı alıyorsun, ben vallahi bir şey yemedim. O verdiğiniz kepek ekmeğiyle yağsız peynir geveledim durdum. Tahsin'cim sinirlendirme şimdi beni. Kek bitmiş. Kıymalı börek bitmiş. Kim yedi bunları? Çocuklar yemiştir mutlaka Ayfa. Seni doktora şikayet edeceğim bilesin ya. Yani. Hayda. Ay bu Yalelli'den fenalık geldi içime. Moda mıdır nedir? Sabahın köründen beri bunu dinliyor Selin. Açtıkça da açıyor sesini of. Söyle kıza, gelinin değil mi senin? Hiç komik değilsin Tahsin. Yallah barra, yallah barra. Enayeti muhabbeti. Yahabla ve la kuvvete. Serseri. Hanımefendi yani benden niye nefret ediyorsunuz? Ben ne yaptım size? Ya bir girip ben elbise kıyafet falan alacaktım ya. Hayret bir şey ya. Ayrıca Allah niye benim hayatımdaki bütün kadınlar bana bağırıp çağırıyor ya? Arap hanım. Hanımefendi, Arap Yarımadası'nın güzide bayanı. Benim orada pembe platform topuklu terliklerim var. Ya onları rica edecektim. Bir de yine pembe bir makyaj çantam var. Lütfen. Aa! Ne oldu kızım? Niye kapının önündesin? Ben şimdi içeride bu pantolon var ya, bir de bu bluzum var. Onların böyle ışıkta uymuş mu diye bakıyorum. Hatta şimdi hala bakıyorum böyle. Evladım şu müziği kız, bütün apartman rahatsız oluyor. Tamam kısarım ifadem ama çok güzel değil mi? Böyle kıvrak kıvrak ya, ben var ya şahsen bayılıyorum. Allah'ım yarabbim. Sus mecnune, sus. Asla mecnune. Yallah maliki, yallah maliki. İnci mırofne. O kim ayollah? Benim arkadaşım Melisa kendisi. Melisa mı? Melisa niye çarşaflı? Kendisi böyle bir yaşam tarzını benimsedi. Tercihleri sahip olmak lazım. Ayol, Arapça konuşuyor o Melisa. Ama izah edeyim şöyle ki, şimdi biz mesela böyle sinirleniyoruz. Hani Türkçe küfür etmek falan ayıp ya. İngilizce böyle shit falan yani diyoruz. O da öyle. Öyle mi diyoruz? Evet, yani o da Arapça hani küfür bazında bir takım laflar sarf ediyor. Şimdi şöyle ufak bir tartışma oldu aramızda, ben iddia edeyim. Sen benim düğünüm olacak ya, ben dedi ki bana ben de beyaz giyeceğim dedi. Ben dedim ki ona bak dedim beyaz giyme, giy beyaz giyinler giyerdim, saçmalama dedim. O dedi ki yok giyeceğim dedi, yok giyme dedim. Böyle bir tartışma çıktı aramızda. Kız şu müziği kızım, kız! Allah'ım ya, benim bu trajedim nedir böyle? Allah'ım. Kızım sen yine burada mı kaldın? Uyuyakalmışım İfo annem. Siz niye kalktınız? Ayol Tahsin amcan yine geceleri kalkıp tıkınıyor. Mutfaktan sesler duydum, şimdi gidip onu yakalayacağım. Ara kapı. Kulu başlavu, kulu başlavu. Bu da eşleri koklayacak böyle. Ömer abim mi? Allah Allah. Ömer abi, ne işiniz var abi burada, ne oluyor ya? No panik, no panik. Kapıdan geçtik. Veletler kilidi kırmış. Sen benim ev, senin ev dedin. Ömer abi, ben o manada söylemedim onu abi. Ben bunun için mi söyledim onu sana ya? Ne var, ne oluyor Allah aşkına? Aa, bu ne kalabalık böyle? Babacığım, bunlar Selin'in misafirleri değil mi Selin? Tabii, hepsi komplecik benim akrabam olurlar. Akraba? Bir süre bende kalıyorlar da. Ayol, ara kapının kilidini kırmışlar, girmişler mutfağa, hapır şupur yemek yiyorlardı. Benim ev, senin ev dedi. Demedim Hacı abi, yapma abi, Ömer abi yanlış anladın abi, Habibi. Allah Allah. Anneciğim, kilidi tamir ettiririz ya, çocuklar işte. Kurcalamışlar böyle. Ayrı bir kültür tabii, Arap bunlar anne. O yüzden Selin'cim, sen misafirlerini al hadi. Artık da yavaş yavaş gidin ha Ömer abi, yallah işler karışmadan. Selin kızım, senin ailenin hangi tarafı Arap? Şimdi şöyle... Aa, ne oluyor burada ya? Aa, Ömer merhaba. Ya işte böyle abi. Ömer abi Türkmüş. Akşam arıza çıkınca sabah toparlanıp sıvışmışlar. Peki karılarla çocuklar, onlar da mı Türk? Yok abi, onlar harbi Arap. Abi bu Ömer abi yıllar öncesinde Arabistan'a iş kurmaya gitmiş. Orada 4-5 karı falan almış abi. Sonra iflas edince Türkiye'ye gelmiş. Zengin Arap kılığında ev kiralamacı abi, yani anlayacağın. Ondan sonra abi 3 ay orada, 3 ay burada. Sövüşlemiş abi herkesi. Ulan bizdeki şansa bak ya Sertaç. Hayır, o kalabalık Selin'in evini de dağıtmış. $1000 falan zarar var. Abi Ömer abinin ünü Tarabya'da yayılmış meğer. Kazıklamada ev sahibi emlakçı kalmamış abi. Boğaz bölgesi bitince Nişantaşı'na gelmiş. Neyse Aslı ablayı kurtardık bari abi. Herif kafayı bayağı takmıştı. Aslı'yı kadınların elinden zor kurtardık Sertaç. Öldürüyorlardı kızı da. Üf. Bizim evlenme işin olacak bakalım şimdi. $9000 artıya geçeceğiz derken artı $1000 eksiye düştük. Yani $10.000 lazım artık. Sen onu bırak da benim komisyon da gitti abi. Doğru. Tavukçu, kızılcık sopası var ya, kasanın altına bir getir onu bak, lazım o bana. Abi iyi günler. Dur kaçma, gel buraya gel. Ne bu? Küçük bir hediye. İçimden geldi. Yani benim istediğim böyle bir şey diyeceğim. Tamam, değiştiririz. Başka bir model alırız sevgilim. Ay, Cem, ben niye anlatamıyorum sana ya? Anlatamıyorum resmen ya. Aslı, sevgilim. Cem, ben sana bir şey anlatamıyorum. Bu kolyenin ne taşları ne de montürü beni şu anda ilgilendirmiyor. Ha, bakıyorum, evet güzel, yani hakikaten gayet güzel kolye. Fakat böyle paranın satın alabileceği şeylerle nereye kadar Cem ya? Para nedir ya? Puldur yani. Ben bu ilişkiye sevgi için girdim. Şu anda da benim kırılan kalbimi ancak sevgiyle tamir edebilirsin yani. Böyle pahalı hediyelerle değil. Tamam o zaman. Şöyle bir şey yapalım o zaman. Senin eğer işin yoksa dışarıda bir yemek yiyelim. Oradan da bize gideriz. Ben senin kırılan kalbini sevgiyle onarmasını bilirim. Tamam, oldu o zaman. O zaman çıkalım hemen yani. Bunu da tamamen sevgi ve manevi değerler adına seni kırmamak için yani reddetmiyorum ve takıyorum. Tamam, hadi. Arkadaşlar, şu anda burada ne oldu? Anlayabildiniz mi? Aman ne olacak işte, Cem Aslı'yı eve attı. Hayır. Hayır. Burada maneviyatın, sevginin, aşkın, maddi değerleri yendiğini, onları kifayetsiz bıraktığını gördük. Paraya yenilmek ya da yenilmemek. İşte bütün sorun bu. Ne bu hareketler Şehsu? Çok hamlet gördüm seni. Kubilay, Kubilay. Senin bu ofise soktuğun maddiyatçı zihniyet hepimizi başka insanlar yaptı. Sen Kubilay. Senin yüzünden bacılarımla 2 kuruş için birbirimize girdik. Yok, benim derdim yani gerçekten para değil. Para nedir yaprak? Para nedir? Oo, mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi demişler. Ahan da bu kağıt parçasını dostluğumuzun, arkadaşlığımızın arasına girmesine izin vermeyeceğim. Ahan da bu kağıt parçasını yakıyorum. O kadar yana yahu. Ay Şehsu. İnanmıyorum sana. Ya. Beni tanıyın anam. Ben öyle biriyim. Ay Şehsu. Resmen bileti yakıyordun sen ya. Saçmalamayalım canım. Tamam arkadaşım. Paranın 4'te 3'ü senin. Kalanı da biz aramızda paylaşırız. Öyle değil mi yahu? Hadi gel. Genel müdürlüğe gidip paramızı alalım. Yok anam. Ben istemiyorum. Ay, istemiyor musun? Yok anam, istemiyorum. Siz gidin. Parayı da kendi aranızda paylaşın. Ben ne yapacağım parayı? Ha? Ben ne yapacağım parayı? Ben parayla mı Şehsu oldum ha? Yok. Bana sizin dostluğunuz yeter ya. Gelirsiniz. Bana da bir pilav, bir yemek ısmarlarsınız. Ben de mutlu olurum ya. Şehsu hiç olur mu ya? Yok yaprak. Israr etseniz de, deliler gibi bağırıp çağırsanız da o paranın 5 kuruşunu istemiyorum ben. O zaman bari sana söz verdiğim o 10.000 doları vereyim Şehsu. Teselli ikramiyesi olarak canım. Kubilay, iğrençsin. Bırak yaprak. Bırak. Eğer vicdanını rahatlatacaksa, mutlu olacaksa bırak versin. Hemen yazıyorum. Hiç pişman olmayacaksın Şehsu. Sana hayat boyu yetecek kefir vereceğim. Sağ ol canım. Şehsu, hiç böyle bir şeyi kabul etmek zorunda değilsin, böyle bir teklif. Biliyorsun değil mi? Para nedir ya? Para puldur. Arkadaşlar, artık gidip paramızı alabiliriz değil mi canım? İyi tamam da peki nasıl bölüşeceğiz parayı? Ayrıca ben de vakıf için en az 100 milyar istiyorum. 100 mü? Kefir vakfı kurarız canım. Aa. Ay bir dakika, benim de teklifim var canım. Aa. Ay be! Kara üzüm habbesi, le canım. Esmerler kullardası, esmer sen güzelsen.